performance today, because I know the players and they are still hungry, and there are always reasons when they are not delivering the performance on the pitch. So for me, it was clear that we showed today a good performance with all these circumstances, changing the completely three-back line and adapting this. And this is the quality of our team, and I'm absolutely proud. And nobody has to talk to me about it's the same situation with after Liverpool. Some players were out. Now it's a great performance of my team. And for sure, you can always say that Fenerbahce didn't take it serious. Now we played here at home at Fenerbahce, and nobody wants to lose a game. And we control it. I think in the first half we can make a goal, and then we have more time. But at the end, finally, I'm so proud to finalize this European stage with a winning, with a such good performance. And this gives us, for sure, a lot of energy for the next weeks. And once more, there's always a reason. I protect always my players. And when you are a long time in this business, you know how tough the last weeks were. And in this case, other guys from you, when they want to criticize us or saying we have now a weak situation, to be honest, I give a shit on it. And this is really a clear signal to all the rest of the league in this moment. And now, once more, I'm so happy about the performance and that we create some new options in the back with Charles and with Alessio. So it gives us a good feeling. Oyuncularımız çok açtı maç öncesinden. Zaten bunu belirttik sahada. Çok güzel oynadık. Defansın değişmesine rağmen evlerinde oynadık. Kendi evimizde değildik. Çok gururluyum. Son maçı kazandık sonuçta ve böylece UEFA Konferans Ligi'ne bir galibiyetle veda etmiş olduk. İnsanlar bana çok sorular soruyorlar. Takımım hakkında, oyuncularımın performansı hakkında. Ama açıkça konuşmak gerekirse İngilizceden Türkçe'ye açık bir tercümanlık. Bokumda bile değil, umurumda bile değil gelen soruların bazıları oyuncularım ve performanslar hakkında. Çünkü ben takımım neyin kapasitesi olduğunun farkındayım. Neyi başarabileceğimizin farkındayım. Çok gururluyum. Bu yüzden zaten oyuncularımı hep koruyacağım ve korumaya devam edeceğim. İlk yarı bir gol bulduk. Daha başarılı gidebilirdik. Ama bu böyle oldu. Sonuçta onların stadında, Fenerbahçe'nin stadında biz galibiyetle ayrıldık ve böyle veda ettik. Charles çok zeki. Bir tek kalede oynamaz, bir de golcü olarak oynamaz. Onun haricinde hangi pozisyona koyarsak koyalım çok güzel mücadele ediyor. Hep doğru kararlar alıyor. İkili mücadelelerde genellikle kazanıyor. Kaptan olmak zaten ona ayrı bir motivasyon veriyor. Ve şimdi bu mağlubiyetten sonra takıma sanırım bir pizza ve bir bira ısmarlayacak. Kendisini tebrik ederim. And once more, it's nothing, not usual that you play in Fenerbahce with a clean sheet. Huh? They have 78 goals in the offensive. So, and when Batshuayi plays and all the other players, then for sure they have quality in the offensive. So. But once more, it's more the performance of the collective which makes me happy. Kolektif bir oyunla zaten 78-80 gol atmış Fenerbahçe'ye karşı hiç gol yemeden maçı tamamlamamız bizim için büyük bir başarı. Batshuayi gibi çok kaliteli oyunculara sahipler. Kolektif bir oyunla bu maçı böyle bitirdik. Bu yüzden zaten ayrı bir mutluluğum var mağlubiyet, yani elenmiş olsak bile. Her şey olumlu. Her maçtan sonra üstüne koyarak daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Sadece en son maç Fenerbahçe'ye karşı belki bazı sorunlar yaşadık. Evet, şunun altında belirtmek isterim. Hakem hakkında konuşmuyorum. Bu benim Avrupa'daki ilk deneyimim. Aslında çok mutluyum bu deneyimimden sonra. Çünkü gayet başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bunun üstüne her zaman daha çok koyacağımdan emin olabilirsiniz. İleride çok daha iyi performanslar elde edeceğimizi düşünüyorum.
muhteşem bir mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Zaten eskiden Leipzig'in gençlerini çalıştırdığımda her zaman hayalini kurdum. Şimdi bir parçası oldum. Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi acıktırıyor bunlar beni açıkçası. Her zaman daha çok üzerine koyup ilerleyebileceğimin farkındayım. Kapasitelerimin farkındayım.